Kızlar bakın bakın. Ailecek fotoğraf çekildik. Üçüncüsü Civciv Üniversitesi Gıdak Fakültesini kazanınca ayrı kolye çıktı. O yüzden fotoğrafta yok. Bakın, bu da bizim minik ama mutlu aile fotoğrafımız. Bakın, bu da benim ailemle fotoğrafım. Ormandasın burada. Bizim sülale biraz geniştir de. Durun durun, ben de ailecek çekildiğimiz fotoğraf bulacağım. Bu değil. Ay bu hiç olmaz. Aa, bu da ne? Kadri, yoksa ailenle fotoğrafınız yok mu? dur bir son kez bakayım da. Islak mendille silmişim fotoğrafları. Diğer ceketimde kalmış fotoğraflar. Aa, heliholumun şarjı bitti. Helihol mü? Aa, bahane uydururken yeni kelime icat etti. Helihol dediysem heliholdur. Ne oluyor? Herkes toplansın. Ailecek düzgün bir fotoğrafımız yok. Fotoğraf çekileceğiz. Yanaşın yanaşın. Şakir, Canan boşluk var orada. Minibüsün arkası boş abla. Boş araba, boş araba. Necati yine nerede? Ne yapıyor acaba? Buradayım Kadriye. Oturuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Necati, koltuk olmuşsun. Abartma sen de Remzi. Hiç koltuk olunur mu? Olsam vazo olurum. Nasıl ama? Ayol tamam da niye vazo oluyorsun? Gel bakayım. Fotoğraf çekileceğiz burada. Uzaylılar peşimde Kadriye. Ya burada saklanacaktım ya da sütlaç kabında. Ama kulağımın arkasında yazana göre oda sıcaklığında saklanmam gerekiyormuş. İşte. Hoppa! Oda sıcaklığında saklayın. Ha? Alo? Kardeşim aramayın artık. Önemli bir telefon bekliyorum diyorum size. Remzi dur nereye? Televizyonum buradan çekmiyor. Dizimi kaçıracağım. Ben sinyal bulmaya gidiyorum. Madem herkes gitti ben de odama gidiyorum. Necati abim hediye aldı. Onun montajını yapmam lazım. Benim de adım Kadriye ise o fotoğraf çekilecek. Bir dakika, senin adın Sümeyra değil miydi? O zaman ben kimi arayıp sütlaç tarifi aldım? Zaten sütlacın tadı da atmamasına benziyordu. Atmaması, at. Herkesin sorununu çözeceğim. Sonra da bu salonda toplanacağız ve o fotoğraf çekilecek. Necati, sen de bana yardım edeceksin. Emredersin Sümey. Yani Kadriye. En azından Şakir'in çözülecek bir sorunu yok. O cepte. Şakir'in işi çıktı Kadriye teyze. Yerine beni bıraktı. İstiyorsan beraber fotoğraf çekilebiliriz ama. Sen mi atarsın, ben mi atayım bunu? Sen at. İyi uçuşlar, varınca ara. Alo, ben vardım. Tamam, babana selam söyle. Bakın burada sorunu çözülecekler listesi var. Kırmızı çarpı sorunu henüz çözülmedi demek. Yeşil brokoli de sağlıklı bir yaşam demek. Necati kiminle konuşuyorsun sen? Hem üzerindeki ne? Uzaylılar peşimde diyorum Kadriye. Kılık değiştirme ustasıyım ben. İşime karışma. Şakir oğlum ne yapıyorsun? Hadi eve gel fotoğraf çekileceğiz. Ha? Sınıfta yarışma yapılıyor anne. En macera dolu fotoğrafı çeken kazanacak. O fotoğrafı çekmeden gelemem. Madem öyle... Ooo ışıldak çıktı. Öyle bir macera yaşayacağım ki Şakir fotoğrafını çekip tıpış tıpış eve gelecek. Necati sen maceradan anlarsın. Anlat bakayım macera nasıl olur? Macera mı? Şöyle biraz uçan kaykaylar, belki karabiber tepesi, biraz aksiyon trambolini, azıcık da ejderha. Al sana macera. Abla ben ejderha değilim. Artık öylesin. Şakir... Kameranı hazırla. Nasıl? Aradığın macera fotoğrafını yakalayabildin mi oğlum? Teşekkür ederim ama diğer adayları da değerlendirmem gerek. Ben sizi ararım. Bence aramayacak. Seni üzmemek için öyle dedi. O zaman Şakir'in işi az beklesin. Diğerlerinin sorununu çözmeye. O zaman ben de karabiber attı işi yapıp geliyorum. Uç ejderha uç. Abi bırak beni. Sal da gideyim. Salla salla. Hadi sen de salla. Göbeğini salla. Uzaylılar beni burada bulamazlar. Abi ben de annemden saklanıyorum. Ses etme lütfen. Evet kızım.
Anlat bakalım, senin ne derdin var? Necati abinin aldığı hediyenin montajını bir türlü yapamıyorum. Çünkü Necati abim kullanım kılavuzunu katlayıp vapur yapmış. Sonra da göle atmış. Affedersiniz, mutfak kaseleri bitince onu kullandım. Ha? Ben de mutfak kaseleri nereye gidiyor diye merak ediyordum. Buna verecek cevabım olurdu ama dua et. Perde uyuyor burada. Uyumuyorum. Gözlerimi kapatıyorum belli olmamak için. Neyse kızım. Ben de zamanında az makine montajı yapmadım. Anne gözü taraması, anne gözü taraması. Oo, anne gözü. Anne oklaması veya uçan terlikten sonra en etkili yöntem. Nasıl olmuş? Oo, dans eden köpek almışım. Gel hadi kaşık oynayalım karşılıklı. Çıkkıdı çıkkıdı çıkkıdı. Senin kaşığın yok. Dur, ayağından kaşık yapalım. Aa, köpeğim! Boş ver Canan. Zaten dans eden köpek almamıştım sana. Bu parçalardan nasıl köpek çıktı bilmiyorum. Neyse kızım, sen uğraşmaya devam et. Ben bir Peyami dedene bakayım. Evet Canan, sen uğraş dur, işin ne? Bu parçaları da yerde bırakma. Biri takılıp düşebilir. İşte böyle. İnandırıcı olsun diye bilerek düştüm. Böyle de fedakarım. Of! Nerede bu sinyal? Nerede? İşte sonunda sinyal buldum. Bir dakika, televizyon nerede peki? Of! Bu dedelik çok zor. Her şeyi bir yerlerde unutuyorsun. Peyami baba koş, sinyal kaçıyor. Eğer dizimi kaçırırsam tüm gün somurtacağım. Şimdiden başlayayım en iyisi. Olamaz! Dede somurtması tüm enerjimi emiyor. Bensiz devam edin Kadriye. Hadi hadi hadi. Geldi mi sinyal? Yok. Şimdi? Hala mı gelmedi? Ayol bittim ben. Yok. Neyse. Çok yorulduysan sen beni şu teleferiye bindiriver de öyle ineyim aşağı. Burada teleferik mi vardı? Evet Kadriye. Sorsan söylerdim. Mesela yanımda utangaç portakal da var. Sormadığın için söylemedim. Utan bakayım portakal. Ay ay deme öyle. Kızarıyorum bak. Neyse Peyami baba. Sen sinyal ararken ben bir de Remzi'ye bakayım. Hazır uzaya gelmişken kim uzaylı olmak ister programını açsana. En son Plüton baraj sorusunda süpernova jokerini kullanmıştı. Aramayın beni artık. Ne olur aramayın, yalvarırım. Remzi senin ne problemin var? Söyle hadi çözelim. Kargocular arayıp duruyor ama ben bir şey sipariş etmedim. Açma telefonu. Olmaz. Şirketten çok önemli bir telefon bekliyorum. Tüm aramalarıma bakmam lazım. Ben de Mirket'ten çok önemli bir telefon bekliyordum. Yumurta kıracağım diye aldı, hala vermedi. Ver bakayım şunu. Alo. Niye arayıp duruyorsunuz bakayım siz? Abla adresi bulamadık. Biraz araştırdık, soruşturduk, biraz da gülüştük. Sonra tepiştik ama en sonunda da bulduk. Sonra kapıyı çaldık, açan olmayınca biz açtık. Kapının içinden menteşe çıktı. Biraz şaşırdık. Mahallede iki tur atalım dedik. Sonra yolda kaldık. Hop dedik. Yeter! Tamam, bekleyin orada geliyorum. Açılmış kapı buldum, sizin mi bu? Kapıda kalmasın diye içeri aldım. Yazık, üşür şimdi. Hadi kardeşim, çekin seni yoldan. İşimiz gücümüz var. Açın yolu artık. Bu ne trafik? Aa, gerçekten yolda kalmışlar. Abla yardım et. Heyecandan nasıl kamyon sürülüyordu unuttum. Gaz bu muydu? Önce vitese takman lazım. Vites yok. Hemen geri vites yapma. Azıcık sabırlı ol. Geri vites de yok. Sen dinleme onu. Refüje çıkmışsın. Tekeri kurtarmak lazım. Bekle, bir tanıdığı çağıracağım. Daha büyüğü yok muydu bunun? Abla verdiğim paraya bu kadar oluyor anca. Şuradan 250 gram vinç verir misin bana da? Paket olsun. Evde süreceğim. Oluyor. Yüklen, yüklen. Alın. Bu bizim evin adresi. Bir daha da aramayın Remzi'yi. Çok sağ ol abla. Kargocu kornası. Dırılı 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 dırılı. Kızım ne yaptın? Halledebildin mi? Bitmek üzere ama içinden eksik parça çıktı. Yerine koymak için bir şey bulmam lazım. Mesela şunun gibi. Olmaz. Peşimdeki uzaylıları şaşırtmaya yarıyor o düğme. Ver bakayım şunu.
İşte bu kadar. İyi de bu ne? Top fırlatma makinesi. Tamam da niye böyle bir hediye aldın bana? Beğenmediysen değişim kartı da vardı içinde. Ama dur, onu da düdüklü denizaltı yapmıştım ben. Şansına küs. Egzoz yerine düdük var. Yüzlükçe ötüyor. Evet, Remzi ile Canan'ın işi bittiğine göre şimdi sırada ne var Necati? Ha? Sırada Necati'yi kurtarmak var. Ben demiştim uzaylılar peşimde diye. Necati çabuk in oradan. Daha fotoğraf çekilmedik. Hadi ben haberim yokmuş gibi duruyorum kanka. Sen kaçırılmıyormuşum gibi çek. Necati dur. Tepedeki antene top fırlatın. Tek kurtuluş yolu bu. Top mu? Ne topu? Remzi Bey, işte sipariş ettiğiniz toplar. Necati, yoksa telefonumu kullanıp sen mi sipariş ettin bunları? Ne? Künefe mi? Sesin künefeli künefeli geliyor Remzi. Duyamıyorum. Canan, kızım, top fırlatıcıyı getir. Olay çıktı. Aman aman. Şu UFO'nun tepesinde televizyon anteni var. Dizimin finalini kaçırmamam için tek bir şansım var sanırım. Dedeloci Hava Yolları! Heh, işte aradığım macera fotoğrafı. İşte sinyali yakaladım. Tam final anı. Uzaylılar, top siparişiniz geldi. Hu hu! Vay vay vay! Bak şuna! Gel bakayım buraya. Niye Necati'yi kaçırıyorsunuz? Ayıp değil mi? Abla kaçırma yok. Kaçırma yok. Ebelemeci oynuyorduk. Eyvah! Kadriye sinirden kızarmaya başladı. Hemen dikkatini dağıtmam lazım. Bak sinirli portakal. Mandalinayım ben, mandalina. Olsun üzülme. Narenciye narenciyedir. Naci, Naci. Bir dakika. Herkesin sorunu hallolmuş. Hadi eve, fotoğraf çekilmeye. Benim uzay gemim ne olacak? O iş bende, rahat ol. Bip, bip, bip. Oyuncak olduğu için geri vites sesini ağzımla yapıyorum. Bip. Evet, herkes hazırsa zamanlayıcıyı ayarlıyorum. Ayol kargocuları hallettik. Kim arıyor yine? Bu sefer gerçekten şirketten arıyorlar sanırım. Açmam lazım bunu. Tek istediğim bir fotoğraftı. Baba, açmayacak mısın telefonu? Gelin hadi fotoğrafa. Kadriye'nin emeğini göz ardı edemem. Hem en kötü ne olabilir ki? Batıyoruz, bir şeyler yapın! Batmamamız için şifreyi girmem lazım. Ama şifreyi sadece Remzi biliyor ve telefonunu açmıyor. İşte en macera dolu fotoğraf olarak bunu seçtim. Aslında elimde daha aksiyon dolu fotoğraflar da vardı. Ama yüzümüzden de anlayacağınız gibi bizim her anımız macera. Kazandım mı yarışmayı? Tabii ki hayır. Söylediklerim gayet netti. Macera dolu demiştim. O yüzden kumpir kazandı. Ha? Kumpir mi? Yaşasın! Ben kazandım, oley! Ya, ben de oradaydım. Çıkmamışım fotoğrafta. Üzülme canım. Bir dahakine de ben seni kaçırırım, öteşiriz. Hatta dur, hemen kaçırayım. Bu evde bir eksiklik var sanki. Eyvah! Yoksa kredi kartın mı yok? Sakin ol Remzi abi, buradayım. 2 dakika tuvalete gitmiştim. Oh! Hayır baba, daha büyük bir eksiklik var. Mor, gürültücü. 200 kilo eksik sanki. Necati abi yok. Ha, o mu? Ben Necati ile küstüm çocuklar. Küstün mü? Evet, hayatımdan sildim. Ben şahidim, gerçekten sildi. Hem de bir kalemde. İyi de neden? Onu Necati'ye sorun. Necati abi, babam sana küstüğünü söyledi. Bu bir kuru fasulye. O ne demek Necati abi? Affedersin, öğle yemeğimle karıştı. Bu bir kuru iftira. Bir yanlış anlaşılma olduğunu biliyordum. İftira, çünkü asıl ben ona küstüm. İyi de neden küstünüz? Yorum yapmak istemiyorum. Ama yorum ekmek tavuk dönere hayır demem. Necati abi, bu kadar yükseğe çıkarken bir güvenlik önlemi aldın mı acaba?
acaba? Tabii ki aldım Canan. Sırtımdaki kırmızı paraşütü görmüyor musun? Gördüğüm tek kırmızı şey kravatın Necati abi. Eyvah! Paraşüt yerine yanlışlıkla kravat takmışım. Sakın panik yapmayın çocuklar. Çünkü ben yapıyorum. Tehlike geçti. Şu an tam dengedeyiz. Ne yapıyorum? Ne mi yapıyoruz? Düşüyorum. Necati abi. Necati abi nerede? Buradayım Şakir. Son saniye basketiyle düşmekten kurtuldum. Neden küstüklerini bile öğrenemedik. Çocuklar nasılsınız bakalım? Moralimiz bozuk Tanju abi. Babam ve Necati abi küsmüşler. Konuşmuyorlar. Nasıl olur? Remzi fındıksa Necati krema gibidir. Onlar ayrılamazlar. Şu anda limon ve sirkeden farkları yok maalesef. Siz merak etmeyin. Ben onları barıştırırım. Benim tatlı dilime kimse dayanamaz. 30 saniye sonra. Asıl sen bir daha benimle konuşma. Tanju abi, ne oldu? Ne olacak? Necati ile küstük. Siz de mi? Ama neden? Gofretimden ısırmaya kalktı Şakir. Hem de gofret henüz cebimdeyken. Zor kurtardım minik gofrişimi. Küstüm sana bana Fikret. Domateslerin hep çürüklerini vermişsin bana. Beğenmiyorsan almazsın kardeşim. Asıl ben sana küsüyorum. Bana çürük diyemezsiniz. Ben ikinize birden küsüyorum. Neler oluyor Şakir? Neden mahallede herkes birbirine küsmeye başladı? Bunu ancak bir kişi bilebilir. Niye beni gösteriyorsunuz? Ben bilmiyorum ki. Galiba ben biliyorum. Kelebek etkisi yüzünden herkes birbirine küsmeye başlamış olabilir çocuklar. Ne? Kelebek etkisi mi? O ne ki? Bir teoriye göre bir kelebeğin burada kanat çırpması başka bir kıtada kasırgaya sebep olabilir. Ya kelebek deyip geçmeyeceksiniz. Bir kanadıma bakar. Sonra uyarmadı demeyin. Remzi ve Necati'nin küsmesi de bir küslük fırtınasını başlatmış olabilir. Bu fırtına kasırgaya dönmeden ikisini barıştırmak zorundasınız. Yoksa sadece bu mahalle değil, bütün dünya birbiriyle küsebilir. Ama bizi dinlemiyorlar ki. Yardımın lazım Mirket abi. Affedersin. Efendim canım. Evlilik yıl dönümümüzü unutmuşum. Siz de beni unutun çocuklar. Ben çiçek almaya gidiyorum. Geri de geliyorum. Küsme. Şu habere bak Necati. Dinle bak dinle. Ha? Doğru ya. Necati ile küsmüştüm ben. Alışkanlık işte. Bana mı seslendin Remzi? Sen de nesin böyle? Ben senin hayali arkadaşınım Remzi. Kendine itiraf edemesen de gerçek Necati'yi çok özledin. Yani ben senin aklının içindeyim. Beni yalnızca sen görebilirsin. He? Aslında hayali Necati gerçeğinden çok daha iyi bir arkadaş olabilir. O zaman benimle biraz futbol geyiği yapmaya ne dersin? Yaşasın derim. Ayol kiminle konuşuyorsun sen Remzi? Ben mi? Telefonla. İyi de elinde telefon yok ki. Ben de diyorum ki neden kimse cevap vermiyor? daha nasılsın? İki boyutlu Remzi. Niye konuşmuyorsun? Ağzını iyi çizemedin mi yoksa? Galiba kendime başka bir en iyi arkadaş bulmalıyım. Tabii en doğru kişiyi seçmek için iyice düşünüp tanışmak ve acele karar vermemek lazım. Buldum. Demek en iyi arkadaşın olmamı istiyorsun. Teşekkür etmene gerek yok Akbaba Kürşat. Hissediyorum. Arkadaşlığımız çok uzun yıllar sürecek. Bence de. Madem artık arkadaşız, bana bir yemek ısmarlarsın değil mi? Sonra da bir pasta, sonra da bir kahve, sonra bir pasta daha. Uzun uzun düşündüm de ben bu arkadaşlığı sürdüremiyorum Kürşat. Hadi görüşürüz. Son pastayı söylemeyecektim. Tüh. Acaba babam ve Necati abiyi ne barıştırabilir? Kumpir. Kumpir mi? Yok canım sosisli. Onu demiyorum. Kumpir'in doğum günü partisini unuttuk. Doğru ya. Gitmezsek çok üzülür. Hadi koş.
Şimdi ne yapıyoruz Remzi? Sen istediğini yapabilirsin Hayali Necati. Benim çarşıda birkaç işim var. Ama ben tek başıma sıkılırım. Her yere benimle gelmeyi düşünmüyorsun herhalde. Aklıma muhteşem bir fikir geldi Remzi. Her yere seninle gelmek. 285, 286... Arabaları saymayı bırakır mısın artık Hayali Necati? Doğru. Biraz da plakaları okuyayım. 34, E, C, F, 65. 34, S, L, G, 23. Necati başım şişti. Biraz yok olur musun lütfen? O zaman gidiyorum. Oh, sessizlik ne güzel şey. Yolu da karıştırdım galiba. Şu navigasyonu açayım. Ve geri geldim. Batı yönünde ilerle, sonra doğu yönünde frenle. Kuzey yönünde düt 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 diye bağır. İmdat! Çok geç kalmadık ya kumpir. Diğerleri nerede? Kimse gelmedi ki. Merve Hasan da, Osman Tuna'yla, Tuna Merve'yle, Cemşit hepsiyle küs. Eyvah! Fırtına giderek büyüyor. Eyvah! Bir de fırtına mı var? Doğum günümde her şey üst üste geliyor. Küslük fırtınasından bahsediyorum kumpir. Hemen bir plan yapmamız lazım. Kaybedecek vaktimiz yok. Önce hediyelerimi açmama yardım eder misiniz? Amcam yurt dışından akülü araba göndermiş galiba. Aslında hediye açarken de plan yapabiliriz. Ne zararı olur ki? Keçileşme, keçileşme! Tete, telefonda söyledim ya Necati. Benim bir arkadaşa ayıracak vaktim yok. Merak etme, sadece 4 saatliğine uğradım. Meşgulüm diyorum. Tamam, şöyle yapalım. Elma dersem aç kapıyı. Armut! Arkadaş bulamıyorum. Affedersiniz. Yanlışlıkla kulak misafiri oldum. Bu kadar üzgünseniz benimle arkadaş olabilirsiniz. Ben Cezmi. İnanmıyorum. İkinci katta ararken yerde buldum. Madem artık arkadaşız, bana tek bir şey için söz ver. Seni asla yüzüstü bırakmam. Merak etme. Evet, bu da çok önemli ama asıl önemlisi akşam yemeği için asla akşamı beklemeyeceğiz. Söz ver. Tamam, söz. Hadi gidelim o zaman arkadaşım. Bu arada eski en iyi arkadaşım Remzi'ye hiç benzemiyorsun. Tek bir ortak noktanız bile yok. Remzi, neden benimle konuşmuyorsun? Hayali Necati, yeter artık. İnsanlar kendi kendime konuştuğumu sanıyor. Git biraz, uzaklaş. Nereye gideyim, buraya mı? Peşimi bıraktı galiba. Yoksa buraya mı? Şimdi karşıya geçebilirsin Remzi. Sonra çarşıya da geçebilirsin Remzi. Hadi Şakir, şimdi benim sıram. Hayır, bu kadar oyun oynamak yeter. Bir görevimiz var, unuttunuz mu? Haklısın Canan. Babam ve Necati abiyi barıştırmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Tamam. Dayım yurt dışından son model oyun konsolu göndermiş ama onu sonra açarız. Oyun oynarken de düşünebiliriz sanki. Şakir, hayır, vakit kaybediyoruz. Halamın gönderdiği oyuncak robotu da şimdi açmayalım o zaman. Aslında 5 dakikacık baksak bir zararı olmaz herhalde. Çok yorgun görünüyorsun Remzi. Bugün kafam yerinde değil Kadriye. Ay, çok güzel bir yemek yaptım ama. Ta-da! Remzi! Ne oluyor Remzi? İyi misin? Boş ver yemeği. Hadi birbirimize bilmece soralım. Başlıyorum. Ben giderim, o gider. İçi dolu turşucuk. Uyusun da büyüsün Remzi. Tıpış tıpış yürüsün Remzi. Gerçi zaten büyümüş Remzi. Ayakkabı numarası 50. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Ben en iyisi çıkıp biraz dolaşayım. İstersen başka ninni söyleyebilirim. Dandini dandini dastana. Dinozor girmiş vizyona. 5 dakika oldu mu? Bakayım. Evet, olmuş. 3 saat 5 dakika. Ne? Olamaz. Kusura bakmayın çocuklar. Oyununuzu bölüyorum ama ben de bir noktada haber sunmalıyım. Sevgili seyirciler, yurdumuz yoğun bir küskünlüğün etkisi altına girmiş bulunuyor. Kıyı kesimlerde yer yer dargınlıklar görülürken, iç kesimlerde tafrayla karışık küslüklere ve gönül koymalara aman dikkat diyoruz. Eyvah, iş ciddileşiyor. Hadi arkadaşlar, plan yapıyoruz. Evet, sonunda dahiyane planımız hazır. Şimdi tek yapmamız gereken babamı ve Necati abiyi bulup yan yana gelmelerini sağlamak. Ama nasıl? Hı? Bu da ne? Babamla Necati abinin yerini gösteren bir tablet bu. Yaşa Mirket abi. Atlayın, gidiyoruz.
Evet, çok güzelmiş Cezmi. Bu da büyük dedemden kalan antika bir vazo. Tam 200 senelik. O da ne? Üstünde akrep var. Ama o sadece bir desendi. Biz yine de tedbirimizi alalım Cezmi. Cezmi! Çok zevkli. Sen de gel. Necati, ne yapıyorsun? Bu evde işçilik biraz zayıf Cezmi. Elimde kaldı. Beni misafir gibi görme Cezmi. Ev işlerine de yardım ederim ben. Bütün kirlileri topladım, mikrodalga fırına attım. Ne yaptın? Ne yaptın? 200 derecede yıkıyorum. Uygun mu? Bir daha seni görmek istemiyorum. Telefon arkadaşım olacağız yani. Sesini de duymak istemiyorum. Mektubunu bekliyorum öyleyse. Yaşasın, kovalamaca oynuyoruz. Bırak artık peşimi. Şu anda iyice yaklaştılar. Yakalamak üzereyiz. Ah! Eyvah! Bu gerçek Necati. Arkadaşlar, ben kaçar. İnanamıyorum. Kurtuldum. Senin sayende Necati. Dostum benim. Her zamanki gibi iyi bir şey mi yaptım Remzi? İşte bulduk. Hadi arkadaşlar, planımızı uyguluyoruz. Aa, orada ne var? Nerede ne var? İşte bu kadar. Artık isteseniz de küs kalamazsınız. Çünkü bağcıklarınızı birbirine bağladık. Nasıl plan ama? İyi de biz zaten barıştık. Başardınız Şakir. Feride beni affetti ve bütün mahalleli barışıyor. Gelirken gördüm. Bizim yüzümüzden mi küsmüşlerdi? Evrende sizin dostluğunuz kadar sağlam bir dostluk yokmuş demek ki Remzi. Bu yüzden herkesi etkilemiş olmalı. Sahi siz niye küsmüştünüz baba? Hatırlamıyorum ki. Ben de. Ama boş ver. Gel sana bir sarılayım Remzi. Gel dostum, gel. Aa! Ayağıma basıyorsun Necati, dikkat etsene. Asıl sen ayağını benim ayağımın altından çeker misin acaba? Her sarılmamız da aynı şey. Biz geçen sefer de bu yüzden küsmüştük. Şimdi hatırladım. Nasıl da hatırladın Remzi, bravo. Hadi bunu zıplayarak kutlayalım. Evet sayın veliler, veli toplantısına hoş geldiniz. Şimdi... Hay huy hay hay! Hay huy hay hay değil, veli toplantısı. Kusura bakmayın, geciktik, trafik vardı, koşa koşa geldik. Ben kumpirin annesi Labne. Ben de kumpirin babası Erişte. Kumpirin dedesinin adı da Katmer mi? Yo, dedesinin adı Haydar, Katmer ne alaka? Örtmelim, örtmelim, tuvalet gidebilir mi? Tuvalete gidebilir miyim diye soruyorsun herhalde. Yok, arkadaşım bir tuvalette, burada çok sıkıldı, gidebilir mi? Ve gizemli tuvalet karakteri sifon sesiyle kaybolur. Foş! Necati, bölüp durmasana. Zaten bölme zor. Çıkarmada daha iyiyim ben. Örtmelim. Remzi'den Kadriye'yi çıkarırsam ne kalır? Bilmem. Hiçbir şey. Remzi, sen Kadriye'ye iyi davran. Onsuz bir hissin. Necati, sen niye veli toplantısına geldin onu söyle. Küçük kuzenim Filsu'nun velisi olarak geldim ama ne yapacağımı bilemiyorum. Hadi beden dersi. Oley! Evet. Necati süremizi harcadığına göre son 30 saniyemiz kaldı. Özet olarak çocuklar iyi ama derse odaklanamıyorlar. Hep başka şeylerle ilgileniyorlar. Evet Necati, çal zili dağılalım. Topla zile vurabilirsem Necati'ye 100, vuramazsam Remzi'ye 0. He? İyi de denemedin bile. 0 puan istemiyorum, ben atarım. Atamaz ki, atamaz ki. Çocuklar, çocuklar, ne oluyor burada? Veli toplantısından geliyoruz. Öğretmeniniz derse odaklanamadığınızı söyledi. Bu yüzden bazı önlemler almamız gerekiyormuş. He? Ne gibi önlemler? Bu koltuk bundan sonra ters duracak. Bir de akşam saat 9'dan sonra günaydın demek yasak. Bunlar ne saçma önlemler? Günaydın. Saat 8:59. Ucuz kurtuldun. Kadriye, tost makinemiz ne ara konuşmayı öğrendi? Ben 40 yıldır konuşuyorum. Siz dinlemeyi yeni öğrendiniz. Anlatsana biraz. İyi tostun sırrı nedir? Bak şimdi. Öncelikle tereyağı ile bana bir güzel masaj yapacaksın. Aa, tereyağı demişken Peyami babamı markette unuttum ayol. Hadi amcacığım, neyi bekliyorsun? Bir dakika yahu, yağ alıp gelecekti Kadriye. Ben de annesini markette kaybeden çocuk gibi kaldım burada. Nasılsın Filsucuk? İyiyim Necati abi, senden ne haber?
toplantısından geliyorum. Sizin topaklanma sorununuz varmış. O yüzden sert gözlemeler almak gerekiyormuş. Sert gözleme güzel olmaz ki. Öğretmeninden daha iyi mi bileceksin? İnternetten hemen bir gözlemeci teyze sipariş ediyorum. Patatesli mi peynirli mi yavrum? Ben tarlama ektiğim inekleri toplayacağım. Beni rahatsız etmeyin. Anne, baba. Kumpir, gel oğlum. Öğretmenin derslere odaklanamadığını söyledi. Bu yüzden bazı önlemler almamız lazım. Bu yüzden sana bundan sonra uçan kelebek vuruşu hareketini yapmak yasak. Ben zaten sizin gibi savunma sporu yapmıyorum ki evde. Aferin, söz dinle böyle. Pencereyi açalım, çok havasız kaldı oda. Ben hallediyorum. Veli toplantısında bizim hakkımızda konuşmuşlar. Sırf bu yüzden babam evdeki tüm kavanozları sattı. Hı? O ne alaka? Kavanozları açamayınca ağlıyordu. Bu da dikkatimizi dağıtıyordu. Hisli bir adam benim babam. Ama bunların derslerimizi nasıl düzelteceği konusunda hiçbir fikrim yok. Bence bizden önce kendilerine yardımcı olsunlar. Evet. Sonra da tef çalıp ay oynatsınlar. Duramayıp saçmaladın. Ama ilk fikrin güzelmiş. Hadi biz de veli toplantısı gibi çocuk toplantısı yapıp ailelerimizi konuşalım. Ne bakıyorsunuz? Ayı mı oynuyor? Evet, tabii ki ayı oynuyor. Pekala, çocuk toplantısını başlatıyorum. Şimdi velilerimiz hakkında konuşacağız. Ben başlıyorum. Bizimkiler bir şeyle meşgullerken dikkatleri çok dağılıyor. Örneğin bulaşık yıkarken bulaşıkların bittiğini fark etmiyorlar. Oh! Hazar banyom da aradan çekti. Necati abim de teknoloji bağımlısı. Yemek yerken tabletini bırakmak istemediği için saçma durumlar oluşuyor. Neden çorbanı içmiyorsun? Beğenmedin mi yoksa? En iyisi sosyal çorba uygulaması açayım. O da bir şey mi? Bizimkiler savunma sporlarına kafayı takmış durumda. Evi niye kimden savunuyorlar anlamadım ama uzaylı istilası olursa bizim eve gelemezler. Ona eminim. Hadi şampiyon! Acı yok! Acı yok! He? Ben zaten acılı değilim. Peynirli sandviçim. Evet, doğru. Pekala. Eve gidince herkes ailesiyle konuşsun ve bu toplantıyı anlatsın. Eminim bizi anlayacaklardır. Ha? Çantacığım, nereye gidiyorsun? Şarap çekmek iyi geldi. Güçlendim. Anne, baba. Teyze, amca. Nasıl? Aile bireylerini saymıyor muyduk? Hem babaanne, anneanne var da anne baba niye yok acaba? Aa, kapı çaldı. Kim geldi acaba? Domatesli havuç gelmiş. Eve köy havası getirmişler. Bizi bir dinler misiniz? Kendimizi düzeltmemiz için sizin dikkatinizi toplamanız gerek. Ay, toplamak demişken masayı toplamayı unutmuşum. Dur kaldırayım. Gel geri, gel, gel. Serbest, gel. Pekala. Artık bu evde teknolojiden uzak duracağız Necati abi. Tabletimi aldı. İyi, ben de dolapla oyun oynarım. O da olmaz. Peki, ayakkabı teknoloji sayılır mı? Yok, sayılmaz. Ama ışıklı mı ışıklı? O zaman o da kutuya. Yo. Teknolojisiz yapamam ben. Hemen kendimi bilgisayara aktarmam lazım. Diz üstünü de kaldırayım. Çabuk dol, geliyor. Doldu. 12 cicimi açmışım Filsu. Sana yer kalmadı, kusura bakma. Benim iyiliğim için artık bu kadar çok kung fu yapmayı bırakmanız lazım. Ben kung fu'yu bırakamam. Ancak kung fu beni bırakabilir. En iyi savunma ikili yapılan savunmadır. Gel bakalım su aygırı. Şimdi ne yapacağız? Bizi dinlemediler. Belki bakkal amcayı dinlerler. Hayat dediğin süzme peynire benzer. Suyu eksik olursa eciş bücüş olur. Bence onu dinlemeseler de olur. Benim bildiğim bir yöntem var. Ama çok tehlikeli ve kullanılması asla önerilmeyen bir yöntem. Kim önermiyor? Her üç bakkal amcadan ikisi. Başka şansımız yok. Hadi gidip uygulayalım kumpirin planını. Gidelim. Affedersiniz. Siz niye böyle üç kişi geziyorsunuz? Çünkü bakkal amcalarda kampanya var. İki alana bir bedava. Anladım. Dur! Çıkan şifreyi kargoyla yolladın mı? Peki ya para üstü cikletini aldın mı?
Necati evde yok. Yani elimde bir tablet tutmuyorum. Çünkü ellerim ayak olmaya karar verdiler. Evet, o yüzden... Necati abi, biliyor musun? Konfir'in anne ve babası senden daha fazla top sektirebiliyormuş. Ne? Anne, baba, biliyor musunuz? Şakir'le Canan'ın annesi kendi işini kurmuş. Ayrıca sizden başarılı sporcularmış. Nasıl? Anne, baba, biliyor musunuz? Necati abim dikkatini 3 saniyeden daha fazla toplayabiliyormuş. Ne diyorsun? Necati ile kıyaslandığım 2 saniyelik saygı duruşu. Dikkatim dağıldı. Biz onlardan daha iyi ebeveyniz. Asıl biz daha iyi ebeveyniz. Asıl Necmi ile ben en iyi ebeveynleriz. Necati, bırak beni, ben Fizzo'nun kuzeni değilim. Baksa, daha kendi büyümemiş adam ebeveyn olacakmış. Bu konuşan kumpirin eniştesi değil mi? Enişte olamamış, enişte olmuş. Tereyağlı enişte. Pekala. Anlamsız sesler çıkarmayı bırakın ve bu işi yetişkin gibi çözelim. Yani? Yani at gibi yarışalım. Kaybedenler susacak, kazananlara en iyi ebeveynler kupası verilecek. Anlaştık. Ben yarış için ısınmaya gidiyorum. Yok mu bir elektrikli ısıtıcı? Eyvah! Birbirleriyle kıyaslayıp, hırslandırıp doğru yola sokma planımız ters tepti sanırım. Ama geç kaldık artık. Karışamayız. Evet, dünyayı ele getireceğiz çünkü... Ay, siz Mars'ı değilsiniz, pardon. Zion, gel buraya. Yanlış çalıdasın. Teknolojiyi kullanan kazanır, buna eminim. Bir yarış nasıl kazanılır? Ara! Necati abi, bırak artık şu ekranı. Boş ver yarış, gel eve dönelim. Oo, yarış oyunu çıktı. Oynayalım bakalım. Yarışa hazırlanıyoruz. Açma gerbe. Açma simit poğaça. Ne yapıyorduk biz? Dikkatim dağıldı. Hava almaya çıktık galiba. Bizi fark etmiyorlar bile. Baksana. Anne, baba, kendinize gelin. Ay, çocukları unuttuk. Biz nasıl anne babayız? Çocuklara da yarım kilo hava alsana. Koy koy, suyundan da koy. Hadi başlayalım yarışa da kim daha iyi bebeğinmiş görelim. Ama biz Ramne ile kendi aramızda yarışacağız. Çünkü sizden daha başarılıyız. Ha! Dünyadan önce bu kemanı ele geçirdim. Öttürüyorum resmen. Plan çok tehlikeli demiştim. Bizi önemsemek yerine kendi meselelerine odaklandılar. Çocuklar, gelin bakayım. Sizi çok boşladık galiba. Ben de seni çok boşladım Filsu. Bundan sonra tüm ekranlar geri dönüşüme. Dur Necati abi, daha çalışıyordu o. En iyi yetişkinler bilir. Ve Organik Köylüler Derneği'nden aldığım bu sertifikaya göre ben de yetişkin bir tavuğum. Anne, baba. Annem baban olamam ama istiyorsan yoğurtlu cipsin olabilirim kumpir. Ha? Neler oluyor? Biz durma sınırını çoktan geçtik ve bir karartı bastı. Karanlıktasınız, göremiyoruz. Affedersin, şöyle geçelim. Artık çok daha güçlüyüz. Durun, yarış marış kalmadı. Önemli olanın çocuklarımız olduğunu fark etti. Ben bu kuleyi sökebiliyorum. Asıl bana bak, bil bakalım nerenin halatıyla ip atlıyorum. Bir şeyler yapın, şehri yıkıyorlar. Orkide apartmanı bende, siz aşağı mahalleyi alın. Koca koca makinelere ne yapalım ayol? Veli toplantısı mı yapalım? Bir dakika. Bu gerçekten işe yarayabilir. İyi de makinelerin velisi mi var sanki? Aha, yoksa makinelerin velisi ben miyim? Bızıt bızıt bızıt. O tabakta kablo bırakmak yok. Elektro çorbası bitecek. Doğal robotluk var içimde. İşte böyle tost dede. Bu robotlar şehri yıkıyorlar. Ben sizi böyle mi yetiştirdim? Tı. Bizi sen yetiştirmedin ki dede. Sus bakayım, cevap verme. Paslı bacak seni. Affet tost dede. Uslanacağız. Evet. Herkes dersini aldı mı? Evet. Erişteden tost, Rable'den dost olmazmış. Oğlum, affet bizi. Seni üzdüğümüzü göremedik. Sana süper söz. Düzeleceğiz. Biz de dikkatimizi toplayacağız çocuklar. Bizden de size muhteşemli söz. Ha? Necati abi, nereye gittin? Aa, telefonumdasın. Ben ekranı bıraktım ama ekran beni bırakmıyor. Yardım edin. Organik tavuk değil misin? Senin yerin çiftlik. Şimdi gıdakla bakayım.
Kaldır ayakları, kaldır, kaldır, kaldır. İndir, indir, tamam. Kaldır ayakları, kaldır, bir daha kaldır. İndir, 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 indir. Oyuna o kadar dalmışlar ki ne desem yapıyorlar. Remzi, ayağınla Necati'nin kafasını ittir. Ay tamam tamam, çek çek çek. Ay şunlara bak ya, nasıl da kaptırmış oynuyorlar. Hayır, ne anlıyorlarsa bittiri bittiri bittiri. Sanırsın dünyayı kurtarıyorlar. Bu da bitti. Sıradaki oyun ne? Pehlivanlar gezegeninden kaçanların yükselişinin intikamının bedeli. Yolla gelsin. Neymiş? Pehlivanmış, kaçanmış. Ay 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 ay. Temizlik gazisi oldum. Necati, sen ne yapıyorsun orada? Alçıya bir şeyler çiziyorum. Aa, ben miyim ayolo? Nasıl? Birebir yapmışım değil mi? Ay, aklıma ne geldi bak. Yarın bu eve misafir gelecek. Bu evin temizliği bitmedi. Ne yapacağım ben? Birinin bu temizliği yapması lazım. Ben okula geç kaldım. Hadi bay bay. Ben de bugün günlerden ne olduğunu unutacaktım. Ben de bugün babarızını bıt deboru düdüt yapacaktım ya. Ne yapacaktın? Kutu kutu tencere, elmamı yerse. Baba, biz kaldık. Ya Kadriye, boş ver temizliği memizliği. Ne yapacaksın ya? İşinden, yerleri silmekten, perde asmaktan, ütü yapmaktan nefret ediyorum. Süpürge, kova ve el bezi görmekten tiksiniyorum. Keşke dünyadaki bütün süpürgeler ve temizlik bezleri kaybolsaydı. Wow! Eyvah! Yağmur geliyor, hadi içeri girelim. Eyvah! Dışarıda kaldık. Hop! Kapıyı açsanıza! Kapıya bakın yahu! Hadi ya. İşte bu. Oh be. Hadi be. Bir dakika, buldum. Cama taş atalım. Böylece dikkatlerini çekebiliriz. Evet, süper fikir. Çekil oğlum. Baba dur, o çok ağır. Neredeyim ben? En son kafamı vurmuştum. Sonrasını hatırlamıyorum. Bunlar da kim? Hey! Şurada biri var, gördünüz mü? Çabuk yakalayın. Yardıma geliyorlar. Hey! Buradayız! Buradayız! Yabancılar yakalayın! Burada değiliz! Burada değiliz! Koş oğlum, koş! Şimdi kaleye gideceğiz. Bunları büyük gorile hediye edeceğiz. Bu ne? Konvoy dur! Bu ne ya? Ne gördün? Yüce Charlie aşkına. Ne kadar da çok muz var burada. Of, çok güzel abi ya. Ben dayanamayacağım. Hadi dalın. Vurt. Vurt. Yürü hadi yürü. Ha, ne biçim muz bu ya? Yok abi, yenmiyor bu muzlar. Nasıl iş anlamadım. Ha, oyuncak muz bu. Hay aksi. Plastik meyve bunlar. Kornaya bas, kornaya bas. Tamam. İzimizi kaybettirdik. Ay, oh be. Ne
Ne olmuş her yere böyle ya? Ben niye hiçbir şey hatırlamıyorum? Her şey sizin kaybolmanızdan sonra başladı. Sırayla bütün süpürge, el bezi ve sabunlar kayboldu. Ve bütün dünya bu hale geldi. Ne kadardır yokuz peki? Tam 2 gündür. 2 gün mü? 2 günde bütün dünya bu hale mi geldi? Peki bir dakika. Bizim ev nerede? Tada! Ya yine mi bunları yiyeceğiz? Daha 2 gün oldu. Evdeki bütün yemekler nasıl biter anlamıyorum. Evde yemek mi vardı? Niye kimse söylemedi? Babamlar geldi. Annem nerede? Annem sen kaybolduktan sonra ortalarda görünmedi hiç. Oturun sofraya. Lastik pişirdim size. Dedenize ne oldu peki? Herkes gittikten sonra iyice şaşırdım. Saçma sapan yemekler yapıyor. Mesela bunun adı lastik buğulama. Hadi gençler, hadi ayakta kalmayın. Buyurun, buyurun. Misafirlerimiz var. Arabayı görmüş olmalılar. Eyvah, ne yapacağız? Siz arka kapıdan çıkın, ben onları oyalarım. Sizi oyalamam gerekiyormuş. O yüzden size bir fıkra anlatacağım şimdi. Bir gün Kemal ile Tursun yolda cideyleymiş. İşte buradan gittiler. Araba olmadan nasıl kaçacağız? Benim bir fikrim var. Mutasyona uğramış dev adana dürüme binelim. Benim fikrim bu değildi. Ama bu daha mantıklıymış. Daha mı mantıklı? Siz ikiniz de delirmişsiniz. Evet, çünkü biz muhteşem ikiliyiz. Herkes hazır olsun. Mutasyona uğramış dev Adana dürümü çağırmanın bir yolunu biliyorum. Lömper lömper diye bağırarak dans mı edeceğiz yoksa? Ben daha başka bir şey düşünmüştüm. Ama senin dediğin daha mantıklıymış. Lömper, 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 lömper. Hadi Remzi, sen de kal. Oturmaya mı geldik ya? Lömper, lömper, lömper. Ne yapıyorum ya ben? Hadi dürüm baba, götür bizi uzaklara. Evet, geldik beyler. Herkes aşağı. Teşekkürler dürüm baba. Hadi yolun açık olsun. Neyse, bu iş daha saçma olmadan annemi kurtaralım. Çok çak, çok çok. Yahu nasıl dağıtmışsınız buraları, hiç anlamadım. Yani iyilik olsun, şu garibanlar temiz temiz otursun diye geldim şuraya. Ama bitmiyor ya, buranın temizliği bitmiyor. Vallahi çok sağ ol yenge. Sana da zahmet oldu. Sen olmasan bitikti buralar. Ay, ne oluyor be? Kadriye benim. Koca Remzi. Remzi? Eski kocam. Yahu bağırma be kadın. Bu ses de neydi? Nöbetçi, gidip bak bakayım ne olmuş. Ben koridor nöbetçisiyim abi. Başkasına söyle. Çocuk, dersini çaldı, gir içeri. Hey siz, ne yapıyorsunuz orada? Tencere satıyoruz. İlgilenir miydiniz? Evet, çok güzel pencerelerimiz var. Tam dışarı bakmalık. Hey! Bunlar bizi plastik muzla kandıranlar değil mi? Çabuk yakalayın şunları. Eyvah! Kadriye, çabuk bizimle gelmelisin. Yakalayın! Daha bu evin temizliği bitmedi. Kadriye Hanım'ı bırakın çabuk. Koşun! Kusura bakma Kadriye. Bütün bunlar bizim yüzümüzden oldu. Nasıl ya? Sen bize temizlik işlerini verdin diye çok sinirlendik. Ve dünyadaki bütün süpürgelerin kaybolmasını istedik. Çok özür dilerim Kadriye. Affet beni. Evet anne. Beni de affet. Beni affetmek zorunda değilsin Kadriye. Az kaldı. Az kaldı. Hadi çabuk olun. Çabuk olun. Eyvah. Çok yaklaştılar Remzi, ne yapacağız? Ay aman. Bu sefer ben de saçma bir plan yapmak istiyorum. Dürüm baba gelecek hanım, bak izle. Kurtaracak şimdi bizi. Çömpürü çömpürü çömpürü. Hayır, sakın yapma, dur. Çömpürü 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 çömpürü. Bu ne ya?
müdürün baba nerede? Uyarmıştım seni Remzi. Löpür löpür diye dans etmen lazımdı. Çöpür çöpür değil. Şimdi yandık işte. Örümcek, örümcek. Kocacığım, Remzi iyi misin? Evdeyim. Geri geldim. Ev temiz. Pis maymunlar yok. Aa, Remzi delirdi. Oley! Çekilin, açılın. Bütün her yeri silmem gerek. Açıl, açıl, açıl. Bütün tozları almalıyım. Hiçbir yer çöl olmamalı. Anne, babam şaşırdı galiba. İyi, iyi, bırak temizlesin. Siz hiç karışmayın, hiç. Hadi löpür löpür diye dans edip dürüm babayı çağıralım. Nasıl? Yok bir şey. Paten gücü! Ben de patenlerimle takla atacağım. Önce pateni giymen gerekiyor. Çok geç. Ayol, o sesler de neydi? Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Ağzımla yaptım. Bak, kapış, kıraç, tamburuş taş. Tamburuş taş mı? O elinizdeki ne? Yaşlanmadan yapılacak en heyecanlı 100 aktivite listesi yayınlandı baba. Gençler için tam bir aksiyon sınavı. Patenler de o yüzden. Gel dede, gel gel. Siz ne yapıyorsunuz? Filsu'ya yeni kamera aldım. Teknoloji çok gelişmiş. Bizim zamanımızda televizyonu sopayla açardık. Yeni akım çıkmış. Modası geçmeden video çekiyoruz. Hıa! Ne oldu? Modası geçiyor. Kimse kıpırdamasın. 3, 2, 1, başla! 1902'de doğdu Peyami. Dede Peyami. Hadi dede yaparsın hareketini. Göster bize neydin, ne oldun, hadi! Heh. Aradaki patdiz gerçekti. Gerçek bir patdiz. Duramıyorum. Tamburuş taş. Ha? Herkes burada. Birini bekliyor muydunuz? Ben 16-15 vapurunu bekliyorum. Sayılır mı? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Aa, Melis gelmiş. Merhaba. Ben Filsu'nun ajansından Melis. Ajans Melis. Merhaba. Ben de Keçi Necmi. Bu mahallenin en sevilmeyen karakteriyim. Filsu'nun videosunu izleyen halk Peyami Bey'i çok sevmiş. Video çekmeye devam etmesini istiyorlar. Hangi halk? Güldürmeyin beni. Tribün kurmuşlar. Dede Star Oley. Dede Star Oley. Dede Star Oley. Dede Star Oley. İyi de Peyami babam Dede Star olmak için çok yaşlandı. Hadi oradan. Ne yaşlılığımı gördünüz? Baba, babacığım. Yaşlı falan değilim ben. Hatta çocukların listesindeki 100 maddenin tamamını 24 saatte bitirebilirim. Oo, gençlik listesi mi o? Eğer bunu başarabilirsen sana ajans adına en genç o yaşlı madalyasını verebilirim. Madalya deyince aklıma bavul karakteri geldi. O da zamanında en fermuarlı bavul madalyası kazanmıştı. Sahi ona ne oldu? Hala Mirket'le beraber mi? Aman baba, başımıza iş açma. Anlaştık. Bavulu buldum. Konuş bavul, niye kayboldun? Abi seyirci pek tutmadı beni. Halk henüz bir bavula hazır değil. Hayır, hazırlar. Bundan sonra tüm yan karakterlere ben sahip çıkacağım. Gelin buraya hepiniz. Gel bakalım Dudi. Sen de şuraya geç, Bulut Hakkı. Haline Orkun, sen neredesin? Senin boyun uzun, sen arkaya geç. Necati, bütün herkesi buraya dolduramazsın ama. Bunlar da emekçi, bunlar da işçi Kadriye. Alıcı dünya, gir abi araya. Kral Comolokko, senin de hakkın geldi. Gluten Dede, sen de Yeşilçam'ın emektarısın. Yeşilçam, sen de iyi bir ağaçsın. Başka var mı eski bölümlerde oynayan yan karakterler? Hayaletler, lollipoplar, bıcırık. Herkes buradaysa başlıyoruz. Yan karakter şarkısı. Hepimiz yan karakteriz. Bir bölüm oynar gideriz. Bizleri unutmayın. Arada ziyarete gelin. Seslendirme sanatçısına. Evet arkadaşlar, şimdi dağılabilirsiniz. Kapının önünden servisler kalkıyor. Karşıya geçecek olanlar beyaz minibüse binsin. Dedelerin dedesi, starların starı, onun adı Dede Star.
dede göreve hazır. Dede Star geliyor. Dede Star geliyor. Dede Star gidiyor. Dede Star ne yapıyor? Bilmem. Anons hoşuma gitti. Evet. Listede bir numara tek ayak üstünde zıplamak. Bu Dede Star için çok kolay dostum. Sonra yaparız. Daha aksiyonlu bir şeyler yok mu? Kalçan sızlıyor yine değil mi? Dede Star bahaneler buluyor. En zorundan başlayalım. Dede Star hiçbir şeyden korkmaz. Kendi gölgemden korktum. Burayı montajla atarsın Filço. Kendi gölgemden korktum. Burayı montajla atarsın Filço. Montajla beni attı. Madde 7. Buz pateni yaparken güreşmek. Evet Dede Star, rakibini seç. Şu olsun. Kaç, kaç, kaç. Ma, kaçma. Bu çok eğlenceli olacak. Madde 32. Saçını boyat. Green'in tam olarak aynı tonu olsun. Ama yıkama, ev yakın. Merak etme abi. Sen nasıl berbersin? Berber değilim ki abi, badanacıyım ben. Neyse, bir madde daha bitti en azından. Ense nasıl olmuş abi? Ensemin bıyıkları çıkmış. Ayna değilmiş bu. Aynamız yok, o yüzden arkadaşın fotoğrafını kullanıyoruz. İşte şurada. Nasıl? Yakışıklıyım değil mi? Madde 61. İki tekerle şov yapmak. İki tekeri buldum. Şovu nasıl yapacağım? Neyse, ben yaparım, şov olur. Aç karnım doyurulur. Dede şov. Dede. Ne? Dede. Ne? Önüne bak, önüne. Sen dikkatimi dağıtmasan zaten bakıyordum. Köpeğim ben. Yola falan otururum, dikkat edin. Böyle değişik hareketlerim vardır. İşte gördüğünüz gibi bu sefer kaza geliyorum dedi. Az sonra olacakları ne yazık ki yayınlayamıyoruz. Ama merak etmeyin, kötü bir kaza olduğu için değil. Sadece Dede Star düşünce çok utandı, yayınlamayalım dedik. Oh, kazadan sonra buz tedavisi iyi geldi. Böyle yapınca ağrıyor mu? Yok. Böyle? Hiç ağrımıyor. Demek ki sağlamım. Aslında ağrıması lazım ama... Geri takayım en iyisi. Of baba, bırak artık şu işi. Bak bir yerlerini inciteceksin. Ama başkalarının dedeleri hep istediğini yapıyor. Bir tek bana izin vermiyorsunuz. Diğer dedeler bowling topuyla basketbol oynamaya çalışmıyor çünkü. Küstüm size. Ben odama gidiyorum. Aa, buz arkadaş erimiş. Beni bir buzluğa atın, 15 dakikada düzelirim. Sonra meyve suyunuza falan atarsınız. Sıkıntı yok. Madde 67'yi de aradan çıkardık. Yatak üstünde zıplamak. Baba, madem Dede Star'sın ve gençsin, büyük sözü dinle biraz. Sizi dinlemem. Ben sizin çocukluğunuzu bilirim. Şu kadar ciddin Remzi. Berberden yoğurt almıştım sana. Sen de heyecandan kanat çırpmıştın da ilk kez uçmuştun. Baba, çocukluğumu pek bilmiyorsun gibi. Aa, bir dakika. Yani senden büyük birini bulursak sözünü dinlersin, öyle mi? Tabii ki. Benden büyük birini bulmada kolay gelsin size. Gırç, gırç, gırç. Bakmayın öyle. Bu maddeyi çoktan çizdim ama zevkli çıktı. Sana bakmıyoruz baba, yatağın konuşuyor. Gırç, gırç, gırç. Ne oldu? Hiç mi konuşan yatak görmediniz? Gırç, gırç, gırç. Nasıl bulacağız Peyami babadan yaşlısını? Bilmem. Çok yaşlı olduğu için az duyar herhalde. O yüzden bağıralım. Bu mahallenin en yaşlısı kim? Hadi amcağız. Daha bekleyecek miyiz? Ne kadar uzun süre işlemi. Kaç dakikadır bekliyoruz burada? Evlat, bakar mısın? Numarayı istiyor. Yazıyorum ama aramıyor bir türlü. Amca, telefon değil bu, ATM. Para verip alır. Ne? Aramıyor mu? Bir de üstüne para mı istiyor? Bu teknoloji çok arsızlaşmış. Zaten bizi ele geçirecekler. Çekiyorum fişini. Aaa! Necati, ne yapıyorsun? Bu ne hal? Sen kimsin? Yaklaş da göreyim. Yaklaş evladım, korkma, yaklaş. Fikret, sen misin? Necati, oyunu bırak. Niye yaşlı kılığına girdin? Şşt, gel buraya.
Çok önemli bir görevdeyim. Dünyayı kurtarıyorum. Pazar pazar dünya mı kurtarılır ayol? Evet, bakın. Dünyada yaşlı genç oranı var. Peyami Dede genç olmaya karar verince dengelemek için benim de yaşlı olmam lazımdı. Yoksa dünyanın ayarı bozulur, haşlanmış yumurtaya döner. Katı mı kayısı mı? Rafadan. Ay Rafadan olmasın, katı severim ben. Bak Necati, yardımın lazım. Peyami Baba'nın listesindeki 100. madde çok tehlikeli. Bir yerini sakatlayabilir. Ona engel olmalısın. Senin sözünü dinler. Karşılığında ne vereceksiniz? Al ayakkabı. Yalnız bu sağ teke ayağımı olmuyor. O zaman sağ değil sol ayağına giy. Kabul. Evladım. Oraya park etmeyin. Daha patinaj çekilecek. Evet. 99 maddeyi tamamladık. Sıra 100. maddede. Roketli patenlerle şuradan hızlıca kayıp rampadan atlayarak timsahlı dereyi geçmem gerekiyor. Evet, madalyan burada Dede Star. Kalan süren de burada. Kalan süre içinde hareketi bitir, madalyanı al. Madalya süre, süre madalya. Çocuk şimdi sen söyle, madalya. Kaşarlı menemen. Neyse Dede Star, hareketine hazırlan artık. Şu çocuğa da bir kitap falan verin, azıcık okusun. Eyvah, Necati nerede kaldı? Şu timsahlara bak. Aa, saldırgan değiller. Okumuş timsah bunlar. Evet ama kitabımın adı Avını Nasıl Daha İyi Yakalarsın. Isınmak için sinek yakalayıp bırakıyoruz. Bak. Ne güzel yakaladı. Hissetmedim bile. Evet amcacığım, geldik adresine. Bir dede her zaman geç kalır evladım. Sür biraz, sür dolaşalım. Ve beklenen an geldi. Dede Star 100. maddeyi 24 saat içinde tamamlamak üzere. Hadi eller havaya. Oley! Daha fazla el, daha fazla. Ama iki elimiz var. Daha fazla dedin. Tamam evladım, zamanı geldi, hadi gidelim. Olmaz amcacığım, trafiğe girdik artık, biraz bekleyeceğiz. Vaziyet mühim, geçmişler olsun. Atla dede, atla. Atlıyorum. Atlasana. Atlıyorum, dur. Durun, durun, bu nikaha izin veremem. Ah Necati, sonunda. Ama o Peyami Baba değil, bir gözlemci. Affedersin gözlemeci teyze. Peyami, çabuk in oradan. Hayta çocuk seni. He? Saçı dökülmüş bir kafa, çözülmüş bulmaca eki, aynı fotoğrafı üst üste iki kere yüklemek. En az 200 yaşında bu adam. Görgü kurallarına uyulacak. İn bakayım. Büyük sözüne karşı çıkamam. Üzgünüm madalyacık. Üzülme abicim. Bir sonraki olimpiyatlara katılıp alırsın bir tane benden. Dede Star, kulağını aç, nasihatimi iyi dinle. Bizim yaşımızdakiler böyle yüksek merdivenlere çıkmamalı. Aksiyon geliyor, hissediyorum. Yaşlı başlı kişiler böyle uçta durmamalı. Bir de üstüne böyle atlayışlar yapmama. Yapmalı. Evet, yapmalı diyecektim. Standı denize yol açın. Başardım. Dede Starlar her zaman kazanır. Oley! Dede Starlar başardı. Başardı. Çok iyisin dede. İşte madalyan Dede Star. Yaşlanmadan yapılacak tam 100 maddeyi tamamla. Hı? İlk maddenin üstü çizili değil. Olamaz. Tekerek üstünde zıplamayı unuttum. 5 saniyen kaldı. Zıplarsan madalya senin. Bugün de dedeler üzüldü. İşte buradasın. Seninle hesaplaşmamız henüz bitmedi. Dede Star Kaçanzi. Güle güle. Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Oh. Çocukları okula bırakma görevini ben aldım. Babamı göz doktoruna götürme görevini ben aldım. Remzi, bugün senden kötü bir elektrik alıyorum. Şalterlerimi attırma benim. Necati'yi sen al. Sıra sende, sen al. Ben iki kişi bırakıyorum zaten. Yine aynı yere gidiyorsun. Aynı yere gitmiyorlar. Şakir önce kantine gidip peynirsiz tostuna peynir koyduracak. Öf, tamam tamam. Gel Necati.
Seni kreşe ben bırakacağım. Ben niye kreşe gidiyorum? Kocaman çocuk oldum. Biz yokken her şeyi kurcalıyorsun çünkü. Aşk olsun. Televizyonunuzu radyoya dönüştürdüm diye mi? Bir dakika. Ehliyetim nerede benim? Ben onu yedim. Ne? Ehliyetim olmadan araba kullanamam. Neden yedin ehliyetimi? Üstünde suratım vardı Remzi. Ben de pasta sandım. Pastanın üstünde niye suratım olsun? Bugünlük herkesi ben bırakıyorum. Remzi, sen de hemen gidip ehliyetinin yenisini çıkarıyorsun. Benim ehliyetim var aslında ama geçersiz. Çünkü gözüm görmüyor. Önce gözlüğümü almam lazım doktordan. Oh, bakayım tadına. Yıllanmış ehliyete bayılırım. Of, ehliyet sırası çok kalabalık. Affedersiniz, siz sırada mısınız? Yok, ben öylesine beklemeyi seviyorum. Aman, milletin tribiyle uğraşamam. Benim daha güzel bir fikrim var. Gelsene arkadaşım, sıra sana geldi. Ben öylesine bekliyorum, niye inanmıyorsunuz? Ayol nasıl? Abi kaç basıyor abi? Remzi bu ne hal? Ehliyetim yok diye araba süremiyordum. Ben de araba oldum. Rahat rahat geziyorum. Remzi hemen gidip düzeliyorsun yoksa indiririm lastiğini. Mirket zaten 12 saat sonra bal kabağına dönüşeceğimi söyledi. Az gezeyim ne olur. tamam söz düzeleceğim. Taksi bobo. Geri komikli ses çıkıyor. Biz gidiyoruz. Tüm havası kaçtı bu işin. Öf, azıcık gezecektim. Her şeye de karışıyor Kadriye. Oo Remzi abi, görmeyeli lüks araba olmuşsun. Sağ ol canım, sen de az araba değilsin. Oo Remzi, sonunda motorlu taşıt olmuşsun. Yakışır abime. Utandırıyorsunuz. Herkes bana bakıyor. Belki düzelmeden önce az dolaşırım mahallede. Hep içinde vardı bu adamın. Yokuş çıkarken hırıltılı nefes alırdı, traktör geliyor sanırdık. Hiç değişmemiş. Benim adım Düt Remzi. Dumanıma boğarım herkesi. Yollar benim, işler sizin olsun. Hızımı görenler benden korksun. Altı ileri vites, kimden geliyor bu ses? Sinemaya gitmek bir heves. Korna çalma, filmi duyamıyoruz. Gülerken kornam çalar, lambam kızarır. Perdeyi göremeyen mahalleli kıskanır. Düt Remzi. İşte Peyami Bey, gözlüğünüz. Yalnız almadan şu kağıdı imzalamanız gerek. Ama yakını göremiyorum ki. Gözlüğü verirseniz okurum kağıdı. İmzalamadan vermem. Okumadan imzalamam. Ben de komik şapka takmadan dışarı çıkmam. Ama konuyla hiçbir alakası yok. Remzi'yi arıyorum ben. Gelsin o okusun bari benim yerime. Gelirken komik şapka da getirsin. Benimki çok sıkıcılaştı. Patiska! Telefonum çalıyor. Nasıl açacağım? Elim kolum yok ki. Bir dakika. Direksiyonumun yanında bir kol var. Ay, sileceklerim çalıştı. Silecekleri çalıştı. Pardon, yardım eder misiniz? Mahalleli yardım etmek istemiyor çünkü Remzi çok gıcık. Aa, Necmi geliyor, kurtuldum. Çünkü ödeşme kartı. Hani nerede? Torpido gözünde. Aç bak. Bakmıyorum. Baba bana ne? Al işte Necmi. Telefon kapandı. Bir sahneye iki gıcık karakter fazla. Yardım et lütfen. Tamam baktım. Ödeşme kartı bu olamaz. Telefon bıcı bıcı çaldığına göre Necati aradı. Onu geri arar mısın? Emin misin? Acı çalmış olmasın. Acılı olan kebapçı. Bıcılı olan Necati. Sen Necati'yi ara. Kaçış planını anlatıyorum. Sen altına yapıp dikkat dağıtıyorsun. Sonra golcü bebek topu dışarı atıp peşinden ağlıyor. Ben de kaçıyorum, anladınız mı? Bu benim telefonum. Hey, telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Ay, telefonda mı oynayacakmış? Al bakalım. Alo. Oyuncak telefonu. Sus bakayım, sen ne bilirsin? Sesiniz gelmiyor, sizi bebek demeye alıyorum. Klasik bir şeyler okusana. Dikkat! Kar fırtınası çıktığı için okul tatil oldu. Oley! Yaşasın! Oley! İyi de hava güneşli. Kar fırtınası burada demedim ki zaten. Erzurum'da.
Ama fırtınanın yayılma ihtimaline karşılık tüm ülkede okullar tatil. Eve nasıl döneceğiz şimdi? Annem iştedir. Babama haber verelim. Herkes kayağını denk alsın. Müdür geliyor. Alo. Alo. Necati'nin diğer velilerine ulaşamadık. Kreşten kaçmaya çalışıyor, haberiniz olsun. Kaçıyorum, kaçıyorum. Bırak beni. Hiçbir şey bilmiyorum, bırak beni. Meşgulüm şimdi, sonra arayın. Doktor hanım, yakını göremiyorum. Az daha uzağa git. Yol bitti, sen git. Hala göremiyorum, hala göremiyorum. Hala göremiyorum. Asansöre biniyorum, aşağı iniyorum. Hala göremiyorum. Ehliyet görebilir miyim? Tabii ki. Bu ne? Necati benim ehliyetimi de ısırmış. İsmimin yarısı yok. Üzgünüm Riya Hanım. Siz bu resimdeki saça benzemiyorsunuz. Aracınızı sürmenize izin veremem. Yetişkin ve ehliyeti olan birinin adresini söyleyin, aracınızı oraya çekelim. Tamam. Kreşe çekin. Arkadaşınız kreş öğretmeni mi? Yani onun gibi bir şey. Remzi çamura battı. Şakir arıyor, açıyorum. Ha? Duyamıyorum ki. Arabaların kulağı nerede acaba? Şöyle kelebek camına doğru tutsana. Baba, okuldan alır mısın bizi? Tekerim çamura saplandı çocuklar, gelemiyorum. Ama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İt, 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 it. İtmesene kardeşim. İt dedin, itiyoruz. Sana da yaranılmıyor. Baba, araban yolda kaldıysa otobüsle gelip alsana bizi. Pek mümkün değil. Okulun önündeki duraktan binip gelin işte çocuklar. Yanlış araca binmezsiniz herhalde. Sayın yolcularımız, Erzurum uçuşumuza hoş geldiniz. Anne, Erzurum uçağına bindik yanlışlıkla. Kurtar bizi. Çocuklar, uçuş esnasında telefonu kapatın lütfen. Ama şu adam konuşuyor. Ben direkt telefonum zaten. Ne yapayım, kendimi mi kapatayım? Aa, kapatabiliyormuşum. Uçak inince açmayı unutmayın bak. Kalırım burada yoksa ha. Necati! Çocukları almamız lazım. Ehliyetimi kullanamıyorum. Hemen dışarı gel. Deniyorum ama arttırılmış güvenlik önlemleri var. Arttırılmışı bensem normali nasıl acaba? Hala göremiyorum. Hala göremiyorum. Ben de göremiyorum. Geldim Kadriye. Gidelim buradan. Necati, bez mi bağlattın sen? Süper kahraman donu bu. Süper Necati'nin süper donu olur. Motorla uçağı nasıl yakalayacağız? Önce huysuz Cüneyt'i yakalayayım. Uçağa sonra bakarız. Bize daha güçlü bir araç lazım. Geliyorlar. Kaçın. Kim geliyor? Kadriye? Kızma ne olur. Çık bakayım şuradan. Çocuklar Erzurum fırtınasına doğru giden bir uçakta. Çok geç olmadan yakalamamız lazım. Bas gaza. Necati, kilo mu aldın sen? Oynama düğmelerimle. Tamam, özür dilerim. Ne yapıyorsun Necati? Niye pide fırınına geldik? Yolumuz uzun, acıkırız. Bize iki pide, bir tane de motor yağı lütfen. Motor yağı yumurtalı olsun. Fırtınaya doğru giriyoruz. Ayrıca peşimizde tanımlanamayan bir cisim var. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Benim adım Düt Düt Remzi. Neydi bu şimdi? Boş ver Erzurum'u. Gel Mars'a dönelim, başımıza iş almayalım. Uçaktan kar topu atıyorlar. Biz de onlara bir şey atalım. Bu ne? At bunu gitsin. Necati saçmalama. Amortisörü mü attın sen? Uçağın burnu öne eğildi. Uçak düşüyor. Nasıl yakaladım uçağı bak. Kadriye, bir fotoğrafımı çeksene. Kimse inanmayacak. Kaçın, kaçın. Kaçın, kaçın. Kaçın, kaçın. Fırtına var. İndirdiler bizi. Neredeyiz mi? Erzurum'a geldik mi? Anne. Ay çocuklar, gelin. Polis bana madalya vermeye geldi. Ne madalyası? Düşen uçağı kurtardım. Burnu öne doğru eğiliyordu ya. İniş yaptığı için burnu öne eğildi. Düştüğü için değil.
Elliot'in el koyuyorum. Bölmek istemem ama hortum yaklaşıyor. Eve mi dönsek artık? Bal kabağı Remzi. Fırtına yüzünden uçak seferleri iptal olmuş. Nasıl geri döneceğiz şimdi? İsterseniz bir tane kiralık arabam var. Ehliyet göstermeniz yeterli. Bende yok. Bende de yok. Kabak çekirdeği geçiyor mu? Bize bakmayın. Yaşımız 18 değil. Ehliyet alamayız. İkinizi üst üste koysak 18 etmiyor musunuz? Of! Her şey üst üste geldi. Ne yapacağız şimdi? Hala göremiyorum. Hala göremiyorum. Alo? Ehliyet mi? Ehliyetim var ama gözlüğümü alabilirsem yeterli sadece. Ha? Aa, yeterince uzaklaştım. Artık görebiliyorum kağıtta yazanı. Falan filan, falan filan. Gözlüğü hasarsız teslim aldım yazıyormuş. Tamam, önemli bir şey değilmiş. Dur imzalayayım. Kalemi olan var mı? Peyami dede, o da ne? Erzurum'a kadar gelmiş, bize müsaade.